58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film ödülü Ferit Karaağan'ın yönettiği Okul Tıraşı filmine gitti. Gecede Zuhal rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Nihal Yalçın'la ödülü kendisine veren Tamer Karadağlı arasındaki diyalogsa geceye damga vurdu. İki Ekim'de başlayan festivalin son gecesinde ödüller sahiplerini buldu. Gece sonrası en çok konuşulansa Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki diyalog oldu. Kim vardı? Sus. Ha, artık sus. Şöyle, ödülünüzle birlikte konuşuyorlar. Kaldırın böyle. ...58.'si düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış gecesinde kentte büyük heyecan vardı. Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreni öncesi sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri kırmızı halıdaydı. Geceye damgasını vuransa iki oyuncu arasındaki diyalog oldu. Zuhal filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu seçilen Nihal Yalçın, ödülünü oyuncu Tamer Karadağlı'dan aldı. Yalçın'ın konuşmasını yaptığı sırada Tamer Karadağlı'nın rahatsız hareketleri dikkat çekti. Karadağlı, Nihal Yalçın'a konuşurken ödülünü uzattı. Yalçın duruma tepkisiz kalmadı. Kim vardı? Sus. Ha, artık sus. Şöyle, ödülünüzle birlikte konuşuyorlar. Kaldırın böyle. Yaşananlar gece sonrası özellikle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Ödülün sahibi Nihal Yalçın, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin," dedi. Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi Kafes filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz oldu. En iyi senaryo ödülü Okul Tıraşı filmiyle Ferit Karahan ve Gülistan Acete, en iyi yönetmen Ker filmiyle Tayfun Pirselimoğlu'na verildi. En iyi film Ferit Karahan'ın yönettiği Okul Tıraşı seçildi. Ödülü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi.